Çıkardığı plaklar ve yorumladığı şarkılarla 1970'li yıllar Türk popunun önemli simgelerinden biri haline gelen Tanju Okan, kariyer basamaklarının en parlak dönemlerinde henüz en güzel şarkısını yorumlamamıştır. O şarkı Gün Gelecek, Tanju Okan'a büyük acılar yaşatan bir aşkın eseri olacaktır. Ve Tanju Okan sırılsıklam aşık olur. Bu aşk Kadınım şarkısıyla son bulacak bir aşktır. Okan gönlünü Zerrin Doğan'a kaptırır. Zerrin Doğan'ın duyguları da Tanju Okan'dan farklı değildir. İki genç sanki yıllardır birbirlerini bekliyor gibi muhteşem bir aşk yaşamaya başlar. Zerrin dönemin nüfuslu ve köklü ailelerinden birinin kızıdır. Genç kızın ailesi bu şarkıcı ve alkolik adamla kızlarının ilişki yaşamasını kesinlikle istemezler. Genç çift bu yüzden ilişkilerini Zerrin'in ailesinden gizli yaşamaya devam ederler. Bunu öğrenen aile kızlarını Tanju Okan'dan kurtarmak ve istikbalini değiştirmek için ilginç bir plan yaparlar. Tanju Okan Zerrin'e bir türlü ulaşamaz. Ondan hiçbir şekilde herhangi bir haber dahi alamaz. Öylesine ki onu bir an dahi görebilmek için yaşadığı köşkün önünde nöbet tutar ama nafile. Bir süre sonra Tanju Okan acı gerçeği öğrenir. Ailesi kızlarını Tanju Okan'dan kurtarmak için Amerika'da bir okula kaydını yaptırmış ve yurt dışına kaçırmıştır. Zerrin'in bir şekilde ailesi tarafından kaçırıldığını öğrenen Tanju Okan yıkılır ve mahvolur. Teselliyi o çok sevdiği alkolde bulur. Adeta bir derbedere dönüşür. Onun yaşadıklarının canlı şahitlerinden biri de yakın arkadaşı Mehmet Teoman'dır. O da arkadaşının çektiği acıyı neredeyse kendi içinde yaşar. Ne tesadüftür ki Mehmet Teoman da o sırada eşinden henüz boşanmıştır. Bu yüzden Okan'ın kırgınlığını ve ruh halini çok iyi anlıyordu. Yıl 1974. Tanju Okan'ın evindeyiz. Evde plak dinlerken Mehmet Teoman dinlediği şarkıdan çok etkilenir ve şarkıya Türkçe sözler yazar. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya, her yere sözleri çıkar ortaya. Teoman derbeder bir şekilde evin köşesinde duran Tanju Okan'a döner ve hadi kalk, kalk bunu oku der. Mehmet Teoman Türk pop tarihinin en güzel şarkılarından birini yazmıştır o an. O şarkı Tanju Okan'ı şöhretin zirvesine taşıyacak olan Kadınım isimli şarkıdır. Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim ilkbahar sabahı. Şarkı için hemen stüdyo kaydına girdiler ve aynı yıl 1974'te 45'lik plak olarak yayınlandı. Kadınım şarkısını Tanju Okan o denli derin ve samimi bir duyguyla okudu ki adeta yaşanmadan biten büyük aşkı Zerrin'i düşünerek ve onu hissederek yorumladı. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. O gün tek kayıt olarak üstünde hiçbir oynama, düzeltme, çıkartma olmadan aynı şekilde şarkı plak olarak basıldı ve piyasaya çıktı. Kadınım. Şarkı öylesine büyük ilgi gördü ki Tanju Okan'ı 70'li yıllar Türk popunun simgelerinden biri haline getirdi. Bu başarı Okan için long play yani uzun çalar yolunu da açtı ve bir yıl sonra 1975 yılında bu kez Bütün Şarkılarım isimli LP long play yayınlandı. Mehmet Teoman sonraki yıllarda Kadınım isimli şarkı kendisine sorulduğunda şöyle anlatıyor. Ben şarkıları hep umutla bitirmek isterim. Burada da gitmiş olan kadına dışarıda yalnız üşüyorsun diyorum finalde. Nitekim 2 sene sonra da evlendiler. Kadınım benim hayatımda bir mihenk taşı oldu. Mehmet Teoman haklıydı. Uzunca bir süre sevgilisinden haber alamayan Tanju Okan'ın sevdiği kadınla yolları bir gün gelecek kesişecekti. Nitekim öyle de oldu. Zerrin Doğan kendine yazılan şarkıdan haberdar oldu ve bu şarkının karşısında o da dayanamadı ve 1,5 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü. Ayrılığın üzerinden tam 2 yıl geçtikten sonra Doğan'ın ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen iki sevgili evlendi. Öyle ki Tanju Okan gazetelere evlilik sonrası içki ve sigarayı bıraktığını söyleyip
yeniden doğdun diye açıklama yapacaktı. Ancak Zerrin Doğan'ın ailesi bu evliliğin üzerinden ellerini asla çekmeyeceklerdi. Fakat bu dillere destan aşkın evliliği sadece 14 ay sürdü. Bitme sebebi için kimisi alkolü, kimisi ise Zerrin'in ailesini gösteriyor ama gerçeği bu ikiliden başka hiç kimse bilmiyordu. Biten evlilik sonrası Tanju Okan bir daha asla evlenmeyecek, Zerrin Doğan'sa bir evlilik daha yapacak. Biten bu evlilik Tanju Okan'ı da bitirecekti. Hayatının bundan sonrasında bir daha asla hayranlık uyandıracak yeni bir şarkısı olmayacaktı. Tüm güzel şarkılar ve anılar 70'li yıllarda kalacaktı. 80'li yıllardan sonra birkaç albüm denemesi yaptı ama hiçbiri başarılı olmadı. İçki ve alkol artık onun hayatının yol arkadaşı olmuşlardı.